Enzile Asuman, devir ekonomi devri, atmayalım değerlendirelim demeye devam ediyoruz. Bugün sizlere gazete kağıtlarından bir story yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler, evde okuyup daha sonra kıyamayıp geri dönüşüme gönderdiğimiz gazeteler, okunmuş gazeteler. Daha sonra bunu montajlamakta kullanacağımız 90 santim, 1.10 veya 70 santim uzunluğunda hangisini tercih ederseniz kapınızı pencerenizi ölçün ona göre böyle yaklaşık 1.5 santim kalınlığında kestireceğiniz iki tane çıtaya ihtiyacımız var. Ve jütit dediğimiz keten iplikler sağlam tutsun, sıkı tutsun diye bir adet makas. Gazeteleri düzgün yuvarlamak için ben böyle ten chopstick kullanıyorum. Hani bu sushi yemekte kullanılan ama onun dışında yine böyle ince bir şişle kullanabilirsiniz. Ve bir tane de kağıt yapıştırıcısı. Nasıl mı yapıyoruz? Haydi hemen başlayalım. Şimdi çubuğumuzla bir ucundan çevirmeye başlıyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Bütün bir gazeteyi işte böyle katlayacağız. Daha sonra ucuna bir parça yapıştırıcı. Hepsi bu kadar. Zaman zaman bu gazetelerin ilaveleri de çok işe yarıyor. Çünkü bu uzun boy yetmiyor. Onun için küçükleri yaparak bunu ilave ediyoruz. Uzatıyoruz boyunu. Mesela gösterelim. Bir tane küçük. Hemen saralım. Şöyle. Boyumuz yetmedi diyelim ki uzun. Bir tane kısa alıyoruz. Bunun geniş olan tarafının içine koyuyoruz. Ve saat yönünde çevirerek yerleştiriyoruz. Dikkat edin, sıkı olması lazım, sert olması lazım. Çünkü çok olduğu şey olduğu zaman tartması için sıkı ve sert olması lazım. Bu çıta 110 santim ve bu 110 santimlik bir stol yapacağız. Dolayısıyla öncelikle tahtamıza bakıp bunun her iki tarafından eşit derecede çıktığına emin olalım. Fazla çıksın önemli değil, keseriz. Ama önemli olan bunun eşit olarak ağırlığı taşıması için yerleştirmek, diğerlerini de yerleştireceğiz. Nasıl mı? Haydi gösteriyorum. İpimizi alıyoruz. İpin altından geçeceğiz. Önce bir sağlamlaştıralım ortasında. Sonrası kolay. Gördüğünüz gibi ipimiz burada böyle bir taraftan. Buradan bir ilmek oluşturacağız. İlmeği bir sonrakinin altından alacağız. İşte böyle. Sonra bir sonraki. Şimdi bu gördüğümüz tek bunu tutmayacağı için bir tane de esnememesi için sıkıştırıyoruz. Ucu mu bitti? Korkmayın, bağlayın yerine yenisini. Şimdi aynı şekilde buradan tekrar ilkinden bir ilmek oluşturuyoruz. İşte böyle. Ve yine aşağı doğru sıkıştırarak devam ediyoruz. Eşit mesafede bir tane daha yapalım. İlmek oluşturuyoruz. İlmeği altından çekiyoruz. Şimdi aslında gördüğünüz gibi o kadar kolay da bir şey değil. Çünkü gazetelerden çok olması lazım. Çok biriktirmeniz lazım ve bunları bağlarken de biraz zahmetli. Ancak çok zevkli, çok kolay, çok gösterişli bir şey. Şimdi gazetenin bunu ben size nasıl yapacağınızı, ne kadar uzun yapacağınızı bilemediğim için böyle kısa bir varyasyonunu yapıyorum. Bittiği yerde istediğiniz kadar uzatabilirsiniz tabii. Bunu bağlayacağız. Düğüm atacağız ki çözülür. Düğüm atmak da çok kolay. İçinden geçiriyorsunuz. Hemen böyle sağlamlaşıyor. Gelelim tahtamızın bağlanmasına. Tahtamızı koyuyoruz. Güzel tarafın üste getirelim. Öncelikle ilk iki tarafından bağlıyorum. İpi önce birinci gazeteden. Sonra
sonra üçüncü gazeteden. Bir, iki, üç, dördüncü gazeteden alalım. Şurada kalan ucu görüyor musunuz? Bunu aradan sokarak sağlamlaştıralım. Gelelim bu tarafa. Bunu aradan geçirebiliriz. Henüz o tarafı yapmadığımız için. Birinci gazeteden. Şimdi fazlalıkları keselim. İsterseniz bu çıtadan alta da koyabilirsiniz. Şimdi bitmişini görelim. Okunmuş gazetelerimizi değerlendiriyoruz. Onlardan işte böyle perde yapıyoruz. Evet, atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Devir ekonomi devri. Haydi Handcraft TV başına. Handcraft TV'de bugün gazete kağıdından store yapmayı öğrendik. Evet, bizi izlemek istiyorsanız Handcraft TV'ye abone olun.